Yaklaşık 8 yıldır birçok hastaneye götürdüm. 4-5 defa ameliyat oldu. O şekilde her şeyle ben ilgileniyorum. Zaten birçok hastaneye gittim. En son Sağlık Bakanlığı'nın bize yönlendirdiği 8-9 tane hastane vardı. Onlara da gittim. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na bu hastaneler tedavi edebileceğini bildirmişti. Ama biz oraya gittiğimiz zaman çocuğu gördüklerinde biz bunu tedavi edemiyoruz dediler. Birçok tetkik falan da yaptılar. Ama işte hani hastayı görmeden de bir karar veremeyiz dediler bize. O yüzden çocuğu gördüler, baktılar, teşhis ettiler, tetkiklerini yaptılar. En sonunda hepsi aynı şeyi bize söyledi. Tedavi yapamıyoruz diye. Şimdi tedavisini yapabilen bir yer var, özel bir klinik. Şimdi 2 yıla yakın sürecek bir tedavi süreci gerekiyor buna. Meşakkatli yani bir tedavi. Ama doktor bunu tedavi edebileceğini söylüyor bize. Tedavi masrafları bize ağır geldiği için biz de böyle bir basına verme ihtiyacı duyduk. Resmi bütün yerlere başvurdum. Her yerde bütün evraklarım, dosyalarım da mevcuttur. Hala bir sonuç alamadığım için bunu yapmak istedim. Şimdi devlet şu şekilde diyor ki mesela Sağlık Bakanlığı bize eğer ki bizim bünyemizdeki kamu hastanelerde bunun tedavisi kesin olmuyor diye bir yazı gelirse o zaman değerlendirilir. Hani verilip verilemeyeceği bu paranın. Ama ona da bir türlü karar veremiyorlar. Şimdi bir daha yazı gönderseler yine hastaneleri tedavi edebiliriz diyorlar. Ama çocuğu gördüklerinde bu sefer tedavi yapamıyoruz diyorlar. Yani öyle bir artık iletişim kopukluğu mu, anlaşmazlık mı, nasıldır, prosedür gereği ne işliyor biz onu bilemiyoruz. Bir senedir işte gidip geliyorum hala bir netice alamadım. Özel hastaneyi şimdi ben çok araştırdım o zaman. Özel bir kliniğe yine gitmiştim. Bir doktor tavsiyesiyle oraya gittim. Kendisiyle görüşün duymuştum daha önce böyle bu hastalıkları tedavi ettiğine dair. Gittim kendisiyle görüştüm. Yani kendisinde tedavi ettiği kişilerin dosyaları da vardı bana gösterdiği. Hani %80 tedavi edebilirim dedi. Edemesem de verdiğiniz parayı iade ederim. O sözü de verdi bize. En büyük zorluk mesela başta sürekli ağız içerisinde kanaması var. İkincisi şu anda 15 yaşında. Bu yaşına kadar daha istediği yemeği yemedi. Ağız içerisinde tümörler olduğu için yemek yiyemiyor. Okuluna gidemedi doğru düzgün. Şu anda zaten 2 senedir sürekli gidip geldiğimiz için Sağlık Bakanlığı tarafından bize veren hastanelere zaten eğitime de ara vermek zorunda kaldı. Bir de hani utanıyor gitmeye, toplum arasına karışmaya. Arkadaşlarından falan çekiniyor, utanıyor. Öyle yani hem hastalığı var hem zaten psikolojik açıdan etkileniyor bundan. Şu anda yani yetkililerse yetkililerce, yetkililer yapamıyorsa hayırseverler yani Sedat'ın yaşamasına vesile olmak kişilerin yani biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Yeter ki bu tedavi masrafını birileri karşılasın. Şimdiye kadar nasıl kendi imkanlarımla 8 sene gidip geldim. Yine kendi imkanlarımla gidip gelebilirim. Ama doktora verebilecek bütçem yok. Ben sadece bunu istiyorum. Ki var. Şu anda zaten bütün doktorların bize söylediği hastalığı son evresinde. Nöbet geçirmeye falan başlarsa veya ağız içerisindeki tümörler nefes borularına kaçmaya başlarsa artık tedavi de yapılamaz buna. Arkadaşlarımla oynamak, yemek yemek, ondan sonra dışarıya çıkmak, serbest arkadaşlarımla oynamak istiyorum ama yapamıyorum. Engel arkadaşım okula gidip arkadaşlarımla oynamak ve aralarında olmak istiyorum. Utanıyorum gitmeye, hasta olduğum için gidemiyorum, o yüzden sizden yardım bekliyorum. İyileşince ilk arkadaşlarımla oynamak ve aralarında olmak ve istediğim her şeyi yapmak ve yemek içmek. Hayalim, tek hayalim okula gitmek. Arkadaşlarımın arasına gitmek. Doktor olmak istiyorum. Niye? Çünkü ben çok şey yaşadım ondan. Bir de meslek hayalim de doktordu. Sadece tek istediğim şey bana el uzatmanız ve yardım etmeniz.